Sizler birlikteyiz sevgili seyirciler. Çok fazla vakit kaybetmeden hemen hocamıza dönmek istiyorum. Sizleri tanıtmak istiyoruz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Allah iyilik sağlık versin. Programımıza ilk defa katılıyorsunuz ama SRT kameralarına, ekrana yabancı değilsiniz. Daha önce programları, Ramazan programlarında filan da zannediyorum seyircilerimiz seyrediyorlardı sizi. Ama bizim programımızda ilk kez konuk oluyorsunuz. Onun için sizi seyircilerimize tanıtabilir miyiz? Evet, ben Mehmet Zeki Aydın. Konya doğumluyum. Ankara İlahiyat Fakültesini bitirdikten sonra yine Ankara'da doktoramı tamamladım. Yaklaşık 6 yıldır da Ankara'dayım. Pardon, Sivas'tayım. Hı. Sivas'ta İlahiyat Fakültesinde din eğitimi öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Öğretmenlikle ilgili ve din eğitimiyle ilgili derslere giriyorum. Hı hı. Çalışmalarım da eğitimle ilgili. Bu yüzden sizin programınıza konuk olmak istedim. Çok teşekkür ediyoruz hocam. İnşallah seyircilerimizle karşılıklı diyalog içerisinde güzel bir program yapacağımıza inanıyorum. İnşallah. Onun için bir kez daha telefon numaramızı hatırlatalım o zaman. 222-22-22 nol telefondan programımıza katılabilirsiniz. Kafanıza takılan problemleri, sıkıntılarınızı, yine işte konumuz insan ilişkileri ama bu bağlamda birçok konuya da değineceğiz. Sizler de programımıza katılıp dilediklerinizi sorabilirsiniz hocamıza. Bugün insan ilişkilerinden bahsedeceğiz hocam. İlk kez programımıza konuk oluyorsunuz. Neden insan ilişkileri konusunu tercih ettiniz? Niçin evet. İnsan ilişkileri? Neden insan ilişkiler? Çünkü her şeyden önce biz insanız. Ve insan öyle bir varlık ki toplum içerisinde yaşıyor. Belki bazı romanlarda veya hikayelerde ya da masallarda tek başına yaşayan insanlar var ama hepimiz insan içerisinde yaşıyoruz, toplum içerisinde yaşıyoruz. Bir çocuk dünyaya geldiği anda itibaren bir çevre içerisinde buluyor. En yakın çevre aile içerisinde buluyor. O andan itibaren bir ilişkiye girmiş oluyor. Hatta biz eğitimciler diyoruz ki bu ilişki daha dünyaya gelmeden önce de anne ile çocuk arasında başlıyor. Dolayısıyla bu çocuk bebekken başlayan ilişkilerimiz devam ediyor. O kadar ki önce çocuk annesiyle, babasıyla veya yakın kardeşleriyle, diğer aile teki kişilerle beraber oluyor. Hı. Ama bunun dışında hepimiz her yerde insanlarla karşı karşıyayız. Sadece yüz yüze karşı karşıya değiliz. Bazen karşı karşıya yani uzaktan karşıyayız. Telefonla karşıdayız. Şimdi sanal alemde, internette evet. Beraberiz, televizyonda beraberiz. Hı. Ve o ilişkiler bizi çok etkiliyor. O yüzden insan ilişkilerini ele alalım dedik. Ve bu insan ilişkileri zaman zaman küçümseniyor da ama biraz sonra konuyu açtığımız zaman da göreceğiz. Hı hı. Çok basit ilişkilerin çok büyük sonuçları olabiliyor. Evet. İşte bu yüzden insan ilişkilerini üzerine sohbet yapalım dedik. Hı hı. İnşallah yardımcı oluruz. İnşallah. Başarılı oluruz. Çok doğru. Yani tek başına yaşamıyor. O filmlerde ya da işte masallarda yalnız yaşayan insanlar filan söyleniyor ama hele de bu çağda tek başına yaşamak mümkün değil. Belki insanlar yalnız kalabiliyor, yalnızlığın sıkıntısını yaşayabiliyorlar ama yine de tek başına yaşamak tabii ki mümkün değil. Doğuştan itibaren hep aile, çevre, komşular derken hep iç içe yaşıyor insanlar. Peki insan ilişkileri niçin bu kadar önemli? Siz zannediyorum çok önemsiyorsunuz ki evet. Bu konuyu seçtiniz. Önemsiyorum. Şu yüzden biraz önce de söylediğim gibi biz sürekli insanlarla beraberiz. Hı hı. Bazen öyle oluyor ki çok basit bir davranış o insanın bütün gününü mahvedebiliyor. Diyelim ki sabah kalktık işte aile içerisinde baba diyelim bağırıyor bir anda. O anda ailenin morali bozuk veya çocuk hasta kalktı, başının ağrıdığını söyledi. Bütün ailenin morali bozuluyor. Belki o gün iş daha bozuk gidiyor. Bunun gibi veya sokağa çıkıyoruz. Sokakta giderken birisi bize şöyle yan yan bakıyor. Basit bir davranış. Ama niye baktı? Acaba bir şey mi oldu?
Veya tersini düşünelim. Diyelim ki sabah geliyoruz, işte bir selam vererek, bizim halimizi hatırımızı sorarak birisinle karşılaştık ve devam ediyoruz. O sevinçle güler yüzüne görüyoruz. Bazen iki insan karşılaştığı zaman diyoruz ki, ya hayrola, başına bir şey mi geldi? Aslında bir şey olmamıştır. Belki dolmuşçunun bir ters tavrı onu etkilemiştir. Veya bütün gününü mahvetmiştir. Bütün gününü mahvetmiş olabiliyor. Biraz önce dedik, sanal alemde var. Bakıyorsunuz, yorgunsunuz, yatmışsınız saat 10-10.30 gibi. Bir telefon sizi uykudan uyandırmış. Ertesi gün bütün gününüzü etkilemiş oluyor. Evet. Halbuki basit bir olay, bir telefon olabilir ama benim uykumu dağıttıktan sonra benim bütün günümü yapıyor. Evet. Ama şimdi desek ki, ya bu insan ilişkilerinde telefon o kadar önemli mi? Yani çok önemli değil. Gelin ben size telefonu nasıl edilecek öğreteyim desek, ya biz telefon etmeyi bilmiyoruz diyor ama aslında her yerine şey göre bilmiyoruz. Var, yani kapıyı çalmanın bile yerine göre bir kuralı var. Bir telefonumuz var hocam. Alo. Alo. İyi günler. İyi günler, merhaba. Merhaba, kiminle görüşüyoruz? Serap ise. Efendim? Serap ise. Serap Hanım, ilk defa mı görüşüyoruz? Hayır. Daha önce de görüşmüştük. Daha önce görüştük. Hatırlatır mısınız bize kendinizi? 6 yaşındayım, bir sene mezunuyum. Şu an Kadir Otobüs Şirketi'nde hostesilik yapıyorum. Efendim? Bir otobüs şirketinde hostesilik yapıyorum. Serap, tamam. Serap, tahmin ettim ama yani yine de emin olmak istedim. İlk söylediğinde tahmin etmiştim. Hoş geldin, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Tatildesin yine sanıyorum. Hayırdır? Bugün annem biraz rahatsız, o yüzden izin aldım. Annemi yalnız bırakmak istemedim. Sesi tam duyamıyoruz. Arkadaşlardan rica edeceğiz. Serap, televizyonun sesini biraz kısarsa seni daha yüksek sesle dinleyebiliriz. Tamam. Evet. Bugün annem biraz rahatsız, o yüzden onu yalnız bırakmak istemedim. İzin aldım akşama kadar. Sonra geri akşam işime gideceğim. 7'de İzmir'e gireceğiz. Yarın İzmir'e gidiyorsun. 7'de. Bugün akşam 7'de İzmir'e hareket edeceğiz. 7'ye kadar evdeyim ve sizi izliyorum annemle beraber. Bu arada annem size selam gönderiyor. Aleyküm selam. Siz de annenize selamlarımı iletin. Oğlum. Nasıl gidiyor yolculuklar? İyi. Bu aralar pek de iyi olduğu söylenemez. Çünkü etrafımızda çok kazalar oluyor. Bunları gördüğümüz zaman ister istemez biz yapmasak bile etkileniyoruz daha olarak. Çok doğru. Allah korusun. İnşallah sağ salim hepiniz de gider gelirsiniz. Yolculuklarınızı tamamlarsınız. İşiniz çok zor gerçekten. Hele de bu kış şartlarında. Evet, kışın çok zor. Serap, konumuz insan ilişkileri. Bir hocamız var şu an stüdyomuzda. Zaten seyrediyorsunuz, evet. Görüyorsunuz. Hocam, arkadaşımız, seyircimiz hosteslik yapıyor. Otobüs şirketinde sürekli zaten yolculuk yapıyor. Bu bağlamda sorunlarını anlatabilir misin bize? Ne tip sorunlarla karşılaşıyorsun? Mesela yolculardan asık yüzle sana kızanlar ya da rica etmeden, emredip bir şeyler isteyenler. Evet. Şimdi bizim belli saatlerde zaten servislerimiz oluyor. Ve bir şey istendiği zaman da ikaz vermesine hostesi çağırabiliyorlar. Geçenlerde başıma gelen bir olay anlatmak istiyorum. En arka koltukta oturan bir beyefendi. Ta oradan gecenin bir yarısı bütün millet uyumuş. Hostes hanım, bir saniye bakar mısınız diye seslendi ve bütün millet korktu. Sanki bir kaza oldu zannetti. Herkes birden uyandı, bir telaş içerisinde falan. Bu gibi şeyler çok geliyor başımıza. Asık yüzlü insanlar veriyorsunuz. Mesela kolonya ikram ediyoruz, kolonya döküyoruz. İstemez. Böyle hani bu şekilde yani. Gelebiliyor bazen başımıza ama ne yapalım? Evet, Serap Hanım gerçekten zor bir meslek seçmiş. Her zaman güler yüzlü olması gereken bir meslek seçmiş. Hostesler, tabii biz de yolculuk yapıyoruz. Zaman zaman aynı şeyle biraz önce konuştuğumuz şeyler onlar için de geçerli. Basit bir nedenden dolayı bakıyorsunuz morali bozuk bir şekilde arabada karşımızda duruyor. Evet. Böyle birisine dedim ki yani biraz daha gülsen daha iyi oluyorsun falan. En sonunda Sivas'a geldiğimiz zaman Ankara'da bak dedim böyle haklısın hocam falan dedi. Bir de biz toplum olarak tabii çok sık sık tekrar edeceğim ben bu şeyleri. Teşekkür ederim. Sağ ol kelimelerini falan pek kullanmıyoruz. Pek kullanmıyoruz, evet. Halbuki bize bir hizmet eden hostese bir teşekkür ederim sözünü söylemek
hiçbir şey kaybettirmez. Evet, hiçbir şey kaybettirmez. Yani, aksine karşıdaki insanı da mutlu ediyor. Çünkü yaptığınız bir iş karşısındaki bir kişiye teşekkür edilmesi, ondan memnunluk duyulduğunu hissedilmesi gerçekten çok mutlu ediyor insanı. Evet, tabii ki ama insanız, hepimiz etkileniyoruz. Tabii. Ama sizin özellikle kendinizi şartlandırmanız gerekiyor. Zannediyorum özellikle artık bugün okullarda bununla ilgili eğitimler de yapılıyor. Ama insan isterse kendi kendisine de bazı şeyleri bulabilir. Yani bir yolcuya güler yüzle hizmet etmek hosteslere de bir şey kaybettirmez. Toplumda birlik, beraberlik ve dayanışmanın, huzurun bir kaynağı olabilir. Evet, sağlıklı bir yolculuk geçirmelerine de sebep olur. Ama Serap çok yorucu oluyordur herhalde, değil mi? Muhakkak. Çünkü... Her zaman sizden bekleniyor bir takım şeyler. Ama karşınızdaki insanlar belki biraz önce hocamızın da söylediği gibi bir teşekkürü bile size çok görebiliyorlar evet, zaman mesela zaman. Şimdi, ondan sonra da bu hostes niye böyle asık gözle hizmet ediyor diyebiliyorlar değil mesela mi? Mesela bizim belli saatlerde servislerimiz var. Onları yapıyoruz. Veriyorum ben. Kabul etmeyip başta. Sonra ben bütün servisi bitiriyorum. Dolaşıyorum. Gideceğim yerime oturuyorum. Sonra istemeyen kişi muhakkak var. Her yolculuğumda bir defa başıma geliyor. İstemeyen kişi benim servis yaptığım şey geliyor. Tekrar geri benden istiyor. Yani evet. Böyle bir durum söz konusu. Evet. Söylediklerinin bazılarını anlayamadım ben. Hocam siz anladınız mı bilmiyorum ama burada bir problem var Serap. Aha. Bu arada nereye gidiyorsunuz biraz önce yanlış anlamadım değil mi? İzmir'e. İzmir'e. Yarın mı gidiyorsunuz? Bugün akşam 7'de. Ayze'yi biraz uzak tutarsan diyorlar. Tamam. Rahat anlaşabileceğiz sanıyorum. Seninle hiç görüşemeyeceğiz herhalde, tanışamayacağız. Ben yayından sonra sizi arayabilir miyim? Tabii, beklerim. İnşallah. Canlı yayından sonra görüşelim. Tamam oldu, tamam. Görüşmek üzere. Hoşça çünkü tamam. Gerçekten tanışmayı istiyorum. Ben de. Peki, görüşmek üzere. Kendinize iyi evdeki bakın, hoşça kalın. Herkese selamlarımı iletin. Aldı, iyi günler. İyi günler diliyoruz. Evet hocam, yani aslında belki çok ufak ayrıntılar ama insanı ne kadar da etkileyebiliyor değil mi bu tip şeyler? Tabii tabii, yani bazen öyle oluyor ki bir insanı bir defa görmüşsünüz, o insanı olumsuz tanımışsınız. Belki bir ömür boyu o olumsuzluk devam ediyor. Hı hı. Ya da ilk bakışta sevmişsiniz, artık o insan için yapamayacağınız fedakarlık olmuyor. Hı hı. Bu ilk karşılaşmadan çok önemi var. Hı hı. Burada, i̇lk izlenimler çok önemli değil evet, her evet. Zaman. Doğru. Yani oradaki bir selam, bir güler yüz karşıdaki insanın kalbini fethetmesini sağlayabiliyor. Ya da tersi oluyor. Hı hı. Onun için bu davranışları dikkat edersek daha toplum içerisinde başarılı oluruz diye düşünüyorum. Hı hı. Ama tabii bunu yapmak da zor değil. Kolay değil. Hı hı. Yani hepimiz duygusal insanız. O anda kafamızda bir sorun olduğu için karşımızdaki insana hiç gereksiz yere bağırabiliyoruz. Veya basit bir ayrıntıya takılarak o insana ters davranabiliyoruz. Mümkün olduğu kadar bu duygusal durumdan kurtulup ve karşımızdaki insana iyi hitap etmeye, iyi davranmaya özen göstermek gerekiyor. Yani bu kolay bir iş değil. Tabii bunları konuşuyoruz. Ben diye konuşuyorum. Ben de belki her zaman yapamayabilirim. Ama herhalde gayret etmek gerekiyor. Mesela ben bu gayretin içerisindeyim. Evet. Onun bir sonucu olarak da buraya sizin programınıza konuk olmayı düşündüm. Evet, teşekkür ediyoruz. Yalnız tabii ki insan ilişkilerinde herkesin de işte daha iyi, daha sağlıklı, daha güler yüzlü, daha nazik en azından davranması herkesin isteğidir ama bunu hangi kurallar düzenliyor? Yani insanlar nasıl kendilerini bu kurallara göre ayarlayacaklar ya da var mı böyle insan ilişkilerini düzenleyen kurallar? Evet, insan bir toplum içerisinde yaşadığına göre onu bir takım kurallar zorluyor. Nedir bu kurallar? Bu kuralları zorlama sırasına göre sıralarsak, hukuk insanın bazı davranışlar yapmasını zorunlu olarak etkiler. Diyelim ki hukuk şunları yapmamızı ister ya da şunları yapmamamızı ister. Örneğin işte kırmızı ışıkla geçemezsiniz trafikte. Geçerseniz sizi cezalandırır. Ya da
bir memur kendisine gelen bir vatandaşa kötü muamele yapamaz. Ya da tersi bir vatandaş gidip de bir memura hakaret edemez. Ederse bunun sonuçları hukuki olur. Hukuki sonuçlar da zorunlu olarak olur. Yani insanın istemesine bağlı olup olmadan zorunlu olur. Bunun dışında örf ve adetlerimiz vardır. Onlar da insanı etkiler. Hepimiz bu kuralların içerisinde büyürüz. Daha küçükken çocuklara öğretiriz. Hadi bakalım, misafirimiz geldi, amcanın elini öp, teyzenin elini öp den başlar. Aa, bunu yapıyorsun, çok ayıp, çok ayıp, yapma diye başlar. Niye? Çünkü çevre ayıplar. İşte bu kıyafeti giyiyorsun, ne der? Veya şu hareketi yapıyorsun, ne der diye bu örf ve adetler de insanı etkiler. Bunun dışında insanın içinden gelen iyilik duygusu, vicdanı da iyilik yapmasına ya da kötülük yapmasına engel olabilir. Dolayısıyla vicdan da insanın bir takım kurallar koymasını kendi kendine sağlar. Ayrıca dinler de kural koyarlar. Çünkü dinin bir amacı da insan davranışlarını etkilemektir. Yani insan davranışlarına yön vermektir. İyi insan, güzel insan, doğru insan yetiştirmek için kurallar verir. Dinin kuralları nedir? Din ise sevap günah kanalıyla yapar. Yani iyi işleri teşvik eder, sevap kazanmak için. Bunu isterseniz biraz daha açalım. Bu dört ana başlık altında sıraladığımız şeyleri. Diyelim ki biz eğitimde yeni yetiştirdiğimiz nesle bunların hangisine önem vererek yetiştirelim? Diyelim vicdanına ağırlık verelim. İnsanın vicdanını harekete geçirmek için duygusal yönüne hitap edelim. Ve böylece insanların iyi olmasını sağlayalım. Çünkü insan doğuştan bir vicdan dediğimiz iyilik yapma güdüsüyle dünyaya gelir. O insanları iyilik yapmaya ve başkalarına kötülük yapmaya engel olur. Bunu uyandırmak için ne yapmak lazım? Özellikle yeni yetişen çocuklara, gençlere bu iyi davranışları yaparak vicdani rahatlamaya sebep olmak lazım. Veya kötü davranışlarda insanın vicdanı sızladı dediğimiz deyimi yapmak için zaman zaman kötü davranışları anlatarak, yaşayarak, yaşatarak demeyelim. Çünkü kötü davranışlara bir insan bir süre sonra yapa yapa o davranışlara da alışır ve o davranışlar da normal gelmeye başlar. Bunu engellemek için yani kötü davranışları da yapsın demiyoruz ama kötü davranışları da görsün. Onlar örnek verilerek, anlatılarak o kötü davranışlardan vicdan duysun ya da kendi yaptığı yanlışlardan vicdan azabı duysun, vazgeçsin. Buna ağırlık vermek lazım. Hukuk tabi bağlayıcı demiştik. Hukukun bağlayıcılığı bir anlamda zorunlu. Yani örf ve adetlerin, vicdanın, dinin yapamadığını hukuk zorla yaptırır. Yani hatta hukuk diyelim ki kendi çocuğuna bakmak istemeyen bir babaya zorla, nafakayla iyilik de yaptırabilir. Belki ahlaki anlamda bu iyilik olmaz ama bir anlamda o görevini yerine getirmeye sağlamış olabilir. Yine hukuk birçok yanlış davranışı yasaklar ve bunun karşısında ceza yapar, ceza verir. Örneğin bir insanı öldürmek büyük bir suçtur ve bunun cezası vardır. Veya bir insana zarar vermek ya da başka bir şekilde kanuna aykırı suçları işlemek ceza almamızı sağlar. İnsan da ne yapacak? Bunu bu duruma düşmemek için yani ceza almamak için kendi davranışlarını kontrol edecektir. Yine devam edeceğiz hocam. Devam edeceğiz ama bizim reklam aramız var. Arkadaşlardan işaret geliyor. Hemen reklamlarımızı yayınlayacağız. Ama çok doğru. Vicdan nasıl düzenler? İsterseniz bunu da reklamlardan sonra açalım bu konuyu da.
Eğer bunları sıralamaya koyacak olsak, önem sırasına göre din, vicdan, hukuk ve ne demiştik? Gelenek ve görenekler. Sanıyorum ben sana yine gelenek ve görenekler geliyor. Din başta geliyor gibi geliyor bana. Vicdan, hukuk değil mi? Bu şekilde İşte onu biraz açmak lazım. Bakış açısına göre değişir. Yani onun, diyelim ki dindar bir insanı daha çok din etkileyebilir. Evet. Bu anlamda bir bağlayıcılığı ahlaki yoksa o zaman. Ahlaki vicdanı gelişmiş insanlar öyle olur. Ama doğru. Bazı insanlar vardır ki bunların hiçbirini gerçekleştiremezsiniz. Ancak kanun zoruyla bazı şeyler yaptırabilirsiniz. Doğru. Toplumda bunların hepsinin ayrı yeri var. Doğru. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Yine devam edeceğiz. Hem çok önemli de bir konu gerçekten. Belki başta insan ilişkileri deyince sanki çok basit bir konuymuş ya da sanki hemen herkesin bilebileceği bir konuymuş gibi geliyor. Ama birçok gözden kaçan ayrıntıyı inşallah bugünkü programımızda insanlara, biz seyreden dostlarımıza aktarmaya çalışacağız. Onlar da, yani sizler programımıza katılabilirsiniz. 222-22-22 no telefondan başınıza gelen herhangi bir hadiseyi bizlerle paylaşabilirsiniz. İnsan ilişkilerinde tabii ki. Bunun dışında hocamıza sormak istediğiniz sorular için de yine aynı telefon numarasından programımıza katılabilirsiniz. Şimdi reklamlarımız var. Reklamlardan sonra bir 10-15 dakikalık ayrılıktan sonra tekrar birlikte olacağız. Yine çay saati devam edecek. Çevreyi ve hayatınızı tehlikeye